Son bir soru. Aslında referandumla falan çok alakası yok ama e, Türkiye'nin e, gündeminde en azından bizim gündemimizde olan konulardan bir tanesi. Siz de yakından izliyorsunuz. Amerika'da bir zarap davası devam evet. ediyor. Dün de yeniden bir e, mahkeme yapıldı. Hem zarap hem e, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı e, Mehmet Atilla e, mahkemeye hakim karşısından çıktılar. E, bir çıkar e, çatışması var mı e, şey? E, ...çıkar, evet. birlikteliği var mı şeklinde bir soruşturma başlandı. Ee, sonuçlanmadı tabii, haftaya tekrar devam edecek. Dediğim gibi siz bunu yakından takip eden kişilerden birisiniz. Ee, bu kişi olarak ne duyuyorsunuz, parti size böyle bir görevi verdi. Onu önce bir açıklamanızı rica edeceğim. Bir de sizin için ZARAP davası mahiyeti nedir? Bu basit bir yolsuzluk davası mıdır? Basit bir ticarette hile yapma davası mıdır? Amerika'nın çıkana zarar verme davası mıdır? Sizin için bu davanın mahiyeti nedir? Tam olarak burada ne yaşandığını düşünüyorsunuz? Evet. Ee, ben duruşmaları partim adına e, takip ediyorum. Önceden birkaç duruşmaya da Türkiye'den e, arkadaşlarımız gelmişti. Bir avukat hanım Yegane Güley e, kendisi birkaç duruşmaya katılmıştı. Ama e, parti adına e, davaları ben takip e, ediyorum. E, edip sonra bir, bir bilgi mi veriyorsunuz tabii de, rapor hem veya... Genel başkanımız Öztürk Yılmaz'a, o görüşlerin bazılarını arada bir Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Temsilciliği olarak da yayınlıyoruz. Dün de bazı fikirlerimizi paylaştık. Bu davanın en can alıcı noktası şu. Reza Zarrab tutuklandıktan bir hafta sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu dava kişisel bir şeydir. Reza Bey ilgilendirir, onun avukatlarını ilgilendirir. İzmir'e ilgisi yoktur demişti. Dedi. O süreçten bu zamana geldiğinizde e, pozisyon değişti. Türkiye adına e, ...lobby yapan bir şirkete danışmanlık yapan Giuliani e, Zarab davasına müdahil avukatlardan birisi haline geldi. Tayyip Bey ile gitti Türkiye'de. Görüştü. Hı hı. E, ve Tayyip Bey geçtiğimiz günlerde Reza Zarab benim babamın oğlu değil ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için onun da haklarını savunmak bizim için önemli eee tarzına bir açıklama yaptı. Hı hı. Şimdi Türkiye dışında hapiste olan bizim yaklaşık 5000 tane vatandaşımız var bize gelen rakamlara göre. Yani niçin Reza Zarabın hakkı diğer 5000 bin e, hükümlüden ya da sanıktan daha önemli? E, ben bu davanın çok karışık bir dava olduğunu her duruşmada daha iyi anladım. Tayip e, Tayyip Bey Trump'la yapacağı Mayıs ortasındaki görüşmede bunu bizzat gündeme getireceğini söylemesi de ilginç. Ee, Giuliani'nin de zaten resmi kağıtlarda yani bu herhangi bir spekülasyon değil. Mahkemeye sunduğu e, resmi kağıtlarda Reza Zarrab'la ilgili durumun Amerika lehine, Amerikan çıkarlarını savunacak şekilde sonuçlandırılabileceğine dair bir ifadesi var. Bizim de sorduğumuz soru bu. Yani ne oldu da son bir senede Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili pozisyonunu değiştirdi. İki, Amerikan çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarlarının yapıldığı pazarlığın tam adı ne? Yani Reza Zarrab bırakılması ya da Türkiye'ye göndermesi karşısında biz Türkiye olarak Amerika'ya ne vereceğiz? Bu sorular sadece bizi kafamızda olan Peki böyle bir değil. şey mümkün mü sizce? Ee, Amerikan hukuku açısından. Şöyle yani bu tür davaların yüzde fazlası. Plea Agreement denilen yani e, savcılıkla işte hükümlünün ya da suçlanan kişinin e, bir anlaşmaya varması, belirli bir süre hapis yatması, İ, belirli bir, bir itiraf tabii, karşılığında, be, belirli bir e, maddi cezai tabi tutulması karşılığı. Bu tür davaların zaten tarihi olarak baktığınızda yüzde doksandan fazlası böyle sonuçlanmış. Yani Reza Zarabın da e, vereceği bilgiler bulunacağı itiraflar karşılığında. Böyle bir tavır içine girmesi ihtimali geçmişteki davalara baktığımızda %90 civarında bir ihtimal var. Hı hı. İşin garip tarafı o pazarlığı yapan kişi hem Türkiye Cumhuriyeti'nin adına Amerika'da lobi yapan şirkete danışmanlık yapıyor. Hem de Reza Zarrab tarafından bu işe giriyor. Yani bu yani kimsenin aklıyla alay etmemek lazım. Yani Kimseye de küçük yönetmek lazım. Türkiye bir tür devlet düzeyinde müdahil olmaya çalışıyor üzerine bu şekilde yani. Müdahale oluyor. Oluyor. Oluyor yani hali hazırda Ki Hakim de sorguladı o zaten. Hakim de sorguladı bu. Bu bağlantıyı Ve, sorgulamıştı. E, savcılık makamının e, bundan rahatsız olduğunu açıkladığı New York Post'a verilen isimsiz bir demeç var. Ve o demeçten bir gün sonra Halkbank Genel Müdür Öğrencisi Atilla New York'tan çıkarken tutuklandı. Yani bu rahatsızlığı sadece biz yani muhalefet olarak hissetmedik aynı rahatsızlığı Giuliani işte savcılık makamını bypass geçerek Washington'daki isimler üzerinden bunun pazarlığını yapmaya çalışıyor ve bunun rahatsızlığını bir şekilde sızdırdılar. Ee, savcılık makamından bazıları. Ve ertesi günde eee Hakan Atilla New York'tan çıkarken e, tutuklandı. Ya yani bu pazarla bu davanın seyrini de çok enteresan Tabii, bir şekilde etkilemiş. Esin yani durumda. Hakan Atilla dışında Çünkü direkt Halk Bankası'nın yani devletin bir kamu bankasının da işin içinde e, aynı dosyada yer alması olayın sırf İranlı değil Türkiye'yle olan bağlantısını da iyice gündeme getirecek evet. bir e, yani, gelişme. Yani e, duruşmalarda her ne kadar Reza Zarrabla Hakan Atilla birbirine muhatap olmasalar da konuşmasalar da e, dava dosyasında aralarında geçen telefon konuşmaları, yaptıkları uzun fikir alışverişleri vesaire falan dava dosyasında var zaten. Yani eskiden yaptıkları beraber. siz bir parti olarak bu davayı önemsiyorsunuz? Burada e, sadece Zara bildiren basit bir Hayır, Olay değil. değil. Türkiye'deki mevcut hükümetin değil. de bir şekilde Tabii. içinde olduğu ve ilgisini göstererek müdahale olarak da zaten bunu bir şekilde ortaya koyduğu bir dava olarak görüyorsunuz ve partinin sizi bu açıdan da davayı takip etmek için bir tür görevlendirilmiş durumda öyle anlıyorum. Bu zaten o görevlendirme hatırlarsınız geçen sene ilk önce biz Miami'deki duruşmaya gidecektik. Miami'deki duruşmadaki hakkından feragat etti. Reza Zahrab direkt Hı -hı. New York'a gitmek istiyorum dedi. Otobüslerde o ilk yakalandığı evet. zaman. Evet. Yani biz o süreçten itibaren bu olayı Hı -hı. takip ediyoruz. Ve biz bunu herhangi bir e, partizanlık ya da herhangi bir siyasi çıkaranımda değil. Biz e, Türk milletinin e, hakkını nerede olursa olsun savunma ihtiyacı hissediyoruz. Ve Türkiye'yi ilgilendiren böyle bir süreçte de e, tabii ki e, sonuna kadar takipçisi olacağız.